Mmm. -hmm. Benirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minhacül Abidin isimli kitabıyla Gazali kalbimize, beynimize ışıklar saçmaya çalıştı. Allah ona rahmet etsin onu da bizi de lütfuyla, ihsanıyla cennetine dahil olan kullarından etsin. 60'a yakın ders yaptık. Bu derslerde Arapça öğrenmemize de katkısı olacak bir uslup izledik. Daha çok Arapçasını anlıyormuş gibi oldu derslerimiz. Fakat meal takibi dediğimiz bu sistem bir nebze Arapça bu ne kelimeydi, ne anlama geliyor yoğunluğu ile kitabın vereceği mesajı bir miktar daraltabiliyor. Bu sebeple son bir iki dersi de konu olarak tamamlamak istiyorum. Yani Arapça metnini dördüncü Vadi dediği bölümden itibaren Arapça metnini değil konusunu esas alacağız. Böylece gazaliyi verdiği mesajdan kendi dilimizden daha iyi anlayacağız. Bir nevi Arapça okumasını bırakıp konusunu alacağız inşallah böyle bir fark olsun. Tuttuğumuz notlar bir nevi bir konferanstan yaptığımız özet gibi olacak Allah'ın izniyle. O ve bütününü birleştirdiğimizde, Rezali bizim zihnimizde aslında cennet için yaratıldığımızı, ama bu cennete gidişin yedi vadiyi aşmayı gerektirdiğini bu yedi vadi aşarken de Allah'ın lütfuyla bir çalışma programımız olması gerektiğini defalarca anlattı. Yine anlatacak sonuna kadar. Dinleyeceğiz Teala Evet, bu mantıkla bir e, özet niteliğinde dördüncü vadi dedi dördüncü vadi dediği afetler arızalar sorunlar diye tercüme ettik bu vadinin adını. Yani ilim öğrendik, tövbe edip arındık. Sonra dünya idi, nefisti, şeytandı, insanlardı. O vadilerden geçtik. Fakat madem bu kadar vadi geçtin, atla git cennete kimseye demiyorlar. Ara sıra sorunlar oluşuyor tekrar. Bu önümüze çıkacak sorunlar, arızalar yani ayak kayması muhtemel noktaları dördüncü vadi diye bir vadide bize açıkladı. Bu dördüncü vadiyi şimdi izah ederek devam edeceğiz. Birincisi bu dördüncü vadide birinci problem rızık problemidir demişti. Rızık insanın yiyip içmesi ve bedenini ayakta tutması için zorunlu olan ihtiyacımızdır. Bu ihtiyacımız lüks değildir. Rızık ihtiyacı lüks değildir, gereklidir. Bu bizim ekmeğinden, suyundan hatta ayakkabısından gömleğine varıncaya kadar rızkımız olan ihtiyacımız cennete giden yolda bir nevi ayak bağı oluyor bize. Sabah namazına niye kalkamıyorsun? E, gece yarısına kadar çalıştım diye. Niye çalıştın? Çünkü çoluk çocuk ekmek yiyeceğiz, çorba içeceğiz, çocuğa ayakkabı alacağız. Dolayısıyla İnsanın rızık ihtiyacı lüks bir ihtiyaç değildir, yüzde yüz gereklidir. Allahu Teala yaratırken böyle yaratmıştır. Bu beden rızıksız ayakta durmaz. O zaman benim bir rızık davam olması, bir rızık endişem olması yabancı değil bana. Ama bu yabancı olmayan şey kendisine tapındırtırsa beni cennetime engeller. Öyle bir garip imtihan ki bu hem rızık gerekli hem ben ona tapınmayacağım. Onu elde edeceğim sadece. Bunu elde edebilmek için de çalışacağım ama burada Gazali'nin bu birinci problem, dördüncü vadinin birinci problemi olan rızık probleminde çözüm tevekküldedir diyor. Kul Allah'a tevekkül edecek. Çalışacak, rızık elde edecek ama tevekkülü Allah'a olacak. Bu ne demek? Ben çalışsam, bocalasam, ne yaparsam yapayım, benim sahibim Allah'tır, Allah Celle Celaluhu verirse benim rızkım olacak, o da verecek zaten. Bu bölümde farklı sorular soruyor, o sorulara cevaplar veriyor her zamanki gibi. O cevaplarda bizim güya işte rızkı, çoluk çocuğun geçimini putlaştırmamızın ne kadar yersiz olduğunu izah edecek. Ee, ama küçük bir dipnot yazınız. Gazali rahmetullahi aleyh ideal olanı anlatıyor. Ebubekir radıyallahu anh'ın yükseldiği zirveyi anlatıyor. Alkolün haram olduğu gibi zina'nın haram olduğu gibi uç noktaları, son sınırları anlatmıyor. En iyi mümin olmak için yükseleceğin çizgiyi anlatıyor. Dolayısıyla Gazali'nin bu anlattığı düzeyi bugün bir Müslüman olarak kendime uyarladığımda ben hiçbir işe yaramıyor. Ben sıfırım gibi görülebilir. Beş yıllık bir mücadeleden sonra yüzde yirmi yol kat etmiş olabilirim. On beş yıl sonra yüzde seksenlere gelmiş olabilirim. Bu bir eğitim mücadelesi hatta yetiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar ki mücadele bu. Hani biz alıştık ya dört sene okula gidiyoruz hemen bir diploma veriyorlar o diplomayla bitiyor iş. Öyle değil bu. Bu kulluk mücadelesi. Bu dipnotum çok önemli çünkü bu bölümde çok farklı şeyler anlatacak. Bu farklılıklar örtülü kadınları, sakallı Müslümanları bile bu kadar da aşırı canım sen melek misin dedirtebilir. Şimdiki halinle ölçersen aşırı tabi. Ama Allah'a yaklaşmak diye bir mücadelen olur. Hatta yetiyekel yakin, ölüme kadar savaşacak bir ruhun olursa sana program veriyor. Sonunda gelmen gereken programı söylüyor. Sen yüzde sekseninde bitirirsin, öbür kulu yüzde doksanında bitirir, öbürü yüzde bitirir öbürü de hiç girmez bu işe maazallah dinden çıkar gider. Hepimiz <laughs> adım adım bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Bu bir mücadele. <laughs> bu mücadelenin sonucuna göre inşallah bir makamımız olacak Allah'ın cennetinde. Neden rızık mücadelesi yapmamız gerekir de e, bağlarken diyor ki çünkü diyor kul kendini ibadete verebilmesi lazım vermesi lazım ibadet Allah'a kulluk diyoruz bu ibadet içinde kalp rahatlığı lazım ekmeğe ayakkabıya içecek suya takılı bir kalp Allah'a koşmaz çünkü diyor öyle bir düzey tavsiye edecek ki bize hem ekmeğin gelecek hem o ekmekten dolayı Allah'tan kopmayacaksın. Hedef bu. Bunun için de bir önceki derste de e zikretmiştik. Ayetlerden örnekler veriyor. Rızık Allah'ın garantisindedir. Allah'ın garantisini güvenmesi lazım Müslümanın. Rum Suresi'nin 40. ayeti, Zariyat Suresi'nin 23 58. ayetleri, Hud Suresi'nin 6. ayeti, Furkan Suresi'nin 58, Maide Suresi'nin 23. ayetlerinde Allah rızkı kefaleti altına almıştı. Er rizku alallah diye slogan yapmışız ya. Er rizku alallah. Rızık Allah'ın elindedir. Yani Allah'ın kefaletindedir manasında. Burada Rızık problemini çözmek için insanın bir kere Allah'a tevekkül etmesi lazım. Tevekkül etmedikçe kul, tevekkül etmedikçe bu problemi çözemez. Rızık ezer durur. Hatta rızık insanı hırsız da yapar. Rızık endişesi. Ma'azallah Karadenizliler haşa meclisten diye bir cümle kullanırlar. Haşa meclisten o yörede yani sizi tenzih ederim manasını söylüyor. Haşa meclisten kadının iffetini pazarlama nedeni bile olabilir. Rızık endişesi. Ben ne yapacağım diye. Çocuğunun endişesinden dolayı böbreğini satabilir. Çocuğum aç kalmasın diye. Bunun çözümü sadece tevekküldedir diyor. Dolayısıyla bize bir tevekkül dosyası açtı şimdi. Tevekkül ne demek? Tevekkül A böyle madde madde sayımı iyi anlaşılsın. Tevekkül Allah'ı vekil tutmak demek. Nasıl bir insan e, avukat tutup dosyasını ona takip ettiriyor, kendisi işine gücüne bakıyor. Müslüman da rızkında Allah'a tevekkül etmeli, Allah'ı vekil tutmalıdır. Peki e, bu kısmet, bu vekaleti nerede yapacağız B fıkrasında? Allah-u Teala'nın taksimatında. Allahu Teala'nın düşmana karşı yardımında ve Allahu Teala'nın kuluna rızık yazmasında her yerde Allah'a tevekkül etmek zorundayız. Düşmana karşı da Allah'a tevekkül edeceğiz. Biz tek başımıza düşmanımızı yenemeyiz. Tedbirimizi alacağız. Tevekkülümüzü Allah'a yapacağız. İnsanın kaderdeki kısmetinde, insanın düşmanlarına karşı destek görmesinde ve insanın rızık elde etmesinde Allah'a tevekkül etmesi gerekiyor. Tevekkülün bu üç noktası var. Bu tevekkülün türlerini açıyor Gazali C maddesinde. Diyor ki bir e, Allahu Teala'nın garantisinde olan tevekkül var. Bu garanti ettiği Allah'ın yüzde yüz vereceğim dediği gıdamızdır. Yani be, bedenimizin yeme ihtiyacını Allah garantisi altına almıştır. İkincisi e, levh-i mahfuzda allah Teala bir taksimat yapmıştır. İnsana şu kadar, hayvanlara şu kadar, toprağa şu kadar, suya su kadar. Bu neyi gösteriyor? Esasen bize bugün gelecek olan bir bardak suyun plan projesi levh-i mahfuzda var. Allah bir kere yazmış. Bu bugün iki tane armut diyecek. Bunu kimse o insandan alamaz. Çünkü levh-i mahfuzda kayıtlı. Tıpkı kıyamet vaktini Allah levh-i mahfuzda yazdı. Bir daha kimse levh-i mahfuzdaki o yazıyı bozamıyor. Kıyamet vaktini değiştiremiyor. Aynı şekilde bir kula Allah bir elma yazdıysa nasip olarak o değişmez. Buna inanıyoruz diyor. Ya da buna inanana Müslüman deniyor zaten. Levi mahfuzu belediye encümen defteri zannedersen seçimden seçime değişecek zannedersen senin kadere imanın, tevekkülün diye bir şey olmaz. Bir de Allahu Teala'nın kullarına teslim ettiği nimetleri var. Ona da tevekkül edeceğiz. Mesela çocuk Allah'ın anne babaya verdiği bir nimettir. Bir ev Allahu Teala'nın bir kuluna nasip ettiği bir nimettir. Herkese her şeyi nasip etmiyor. Bir de allah Teala'nın müttaki kullarına vaad ettiği şeyler vardır. Hani nelere tevekkül edeceğiz? allah Teala vaat ettiyse Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah vaat ettiyse o vaadinde durur ve sözünden caymaz Allah. Bizim burada garantili dediğimiz şey daha önceki derslerde de temas etmişti buna rızkımızdır. Rızkımız. Bununla ilgili çok güzel tespitler söyleyecek. Bu rızkı Allah nasıl garanti ediyor? Bunu inşallah önümüzdeki paragraflarda izah edecek. D maddesi, dördüncü maddemiz. Tevekkülün tarifi nedir peki? Yani ben tevekkül ettim olmak için ne yaparsam tevekkül etmiş olurum yoksa e, Harem-i Şerif'te tavaf eden bir milyon Müslümanı durdursan tek tek Harem-i Şerif'in kapısından çıkarken Allah'a tevekkülün var mı desem yok benim tevekkülüm maadallah diyen bir Müslüman çıkar mı? Yok. Herkes tevekkül ediyor. Şarapçısı bile tevekkül ediyordur Allah Hele ölürken herkes tevekkül ediyor. Yapacak başka bir şey yok. Hemen adama merhum oldu, rahmetlik oldu diyorlar. Tevekkül nedir o zaman? Allah'ın sana yeteceğine dair kalbinin inanmış olmasıdır. Ben işe gittim, çalıştım, terledim, gerisi Allah'a kaldı. Demektir bu. Sözle bunu herkes söylüyor ama mümin insanlar ne yapıyorlar? Bunu inanarak söylüyorlar. Hatırlarsanız bir önceki derslerde bir vadide bir delikanlı ile karşılaştığını, nereye gidiyorsun dediğini, hacca gidiyorum ya bu çölde sen sırtında eşyan yok, nasıl gidiyorsun dediğini, adam da ona el sallayıp gittiğini, Kabe'de o delikanlıyı gördüğünü, onun da ona sen hala boş mu dolaşıyorsun bu dünyada diye bir tür istihza ettiğini anlatmıştı. Yani bu bir imandaki kalite meselesi bu. Nasıl Kur'an-ı Kerim okurken kimimiz Cebrail aleyhisselam'ın indirdiği gibi güzel okuyor, manası gözlerini yaşartıyor, kimimiz kekeme yapıyor, kimimiz okuyor ne dediğini anlamak istemiyor, kimimiz ayak ayak üstüne atıyor okurken herkesin bir düzeyi var. Namaz kılarken kimimiz Kabe'nin huzurunda ve Allah beni görüyor diye huşuyla kılıyor, kimimiz yani namazda kaşınıp kaşınıp duruyor, herkesin bir düzeyi, bir düzeyi var. Tevekkülde de bir düzey var. İşte o çöldeki adam yüzde yüz tevekkül etmiş Allah'a. Allah da onu yalnız bırakmıyor. Kimimiz de maazallah Allah'ı denemek için tevekkül ediyor. Bu denemek tabi kimse böyle Allah'a deniyorum ben demiyor ama anlamı ona çıkıyor. Hem sigortasını tam yapıyor. Doğmamış çocuğu bile sigorta yapıyorlar. Doğar doğmaz çocuğu işçilik kaydına yaptırıyor elinden gelse. Neden erken emekli olsun, aç kalmasın diye? Hem Allah'a o biçim tevekkül ediyor, hem de kızını açık saçık bulunacağı bir yerde işe veriyor. Niye? Boşanırsa aç kalır. Ama tevekkül, uu, full tevekkül. Hazreti Ömer'deki tevekkül gibi tevekkül edebiyatı var, kendisi yok. Herkesin tevekkülde de bir düzeyi var. Demek ki tevekkül, dördüncü noktası ne bunun? Tevekkül şu imiş. Allah'ın sana yeteceğine kalbine inandırıyorsun. Böyle bir problemin olmuyor. Ölürsün diye dedikleri halde ölümlük bir şey görmüyorum. Öldürecekse Allah öldürür. Devam ediyorsun. Aç kalırsın deniyor. Niye aç kalayım ki beni yaratan düşünsün bunu diyorsun. Tembel tembel oturmuyorsun bir yerde. Sen insan olarak yapabileceğini yapıyorsun. Gerisine karışmıyorsun. Evet. Burada bir soru soruyor gazalimiz rahmetullahi aleyh, bu tevekkülle ilgili e, dört hakikati açıklamıştı, A, B, C, D diye onları izah ettik. Şimdi soru soruyor, bir Müslüman rızık talebiyle ilgili bir gayret etmesi gerekli mi Müslümanın? Yani bir rızık endişemiz var, e, buna diyor ki biz herhangi bir şekilde tembel oturamayız. Rızık için çalışacağız. Rızık ne ediyoruz? Yediğimiz, içtiğimiz ihtiya insani ihtiyaçlarımıza diyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım. Çalışsak da çalışmasak da rızkın sahibi Allah'tır. Böyle inanmamız gerekiyor. Eğer bir Müslüman ben çalıştığım için çocuk çocuğuma ekmek götürüyorum düşünüyorsa onun tevekkülü yoktur diyor. İleriki bölümlerde izah edecek. Çünkü diyecek niceleri çalıştığı halde aç kalıyor. Madem çalışmak rızık getiriyordu niye onlar aç kalıyorlar diyor. Böyle soruları da var. Başka bir soru soruyorum. Biz çok çalıştıkça daha çok mu yemek yiyoruz? Çok çalıştığımız için daha çok mu kazanıyoruz? Buna cevap olarak diyor ki biz eğer iman ediyorsak her şey levh-i mahfuzda yazılı. Biz yazılı şeyleri uyguluyoruz. Böyle iman ediyorsak çok çalışmak çok rızık getirmiyor. Levh-i mahfuzda çok çalışacaksın yazdığı için sen çok çalışıyorsun. İnsan kendisi ölüme mahkum, hey ve kayyum olan Allah'a geçemez planlamada. Böyle düşünmek lazım diyor. Burada yine bir not ben açayım. Bu bölüm benim ilavem Gazali'de yok. Yani burada Müslümana otur akşama kadar demiyor. Bu ayarları kalbe ve kafaya yapıyor Gazali. Ele göze yapmıyor. Yani sen tarlada çok çalıştın, az çalıştın bunu ayarla demiyor. Çok da çalışsan, az da çalışsan kafan tam Allah'a bağlı olsun diyor. Çünkü Gazali'nin hedefi rızıktan dolayı cennete giderken tökezlememektir. Bu tökezlememeyi öğretmeye çalışıyor. Tembelliğe teşvik etmiyor. Özet olarak böyle bir dipnot düşmüş olun. Başka bir sorusu var. Şimdi daha önceki uslubundan alışmıştık. Rakip birisinin, bu konulara inanmayan birisinin muhtemel sorularını da soruyor. Diyor ki, sen bana rızık için çalışsan da çalışmasan da rızık yazıldı diyorsun diyor. Böyle bir soru. Madem öyle niye günahlar da sevaplar da yazıldı ben niye sevap için uğraşıyorum o zaman? Yani bir rızık meselesi var bir de sevap günah meselesi var. Rızık için çalışsan da çalışmasan da Allah sana gönderecek diyorsun diyor. Şimdi bu soru soran. Sevap için de öyle. Yazsın Allah sevapları. Ben niye namaz kılıyorum ki? Niye böyle demiyorsun?" diyor. Diyor ki, Gazali buna cevap olarak, "Allah Kur'an'da rızkınıza kefilim ben." diyor. Ama sevabınıza kefilim demiyor. Sevabı siz çalışacaksınız diyor. Bu dünya rızık toplayıp ahirete gitme yeri değil. Sevap toplayıp ahirete gitme yeridir. Rızık bu dünyada ayakta durmak için gerekli. İnşallah soru anlaşıldı burada. Ne soruyor? Madem rızık için kaderde yazıldı, levh-i mahfuzda var. Sen merak etme Allah gönderecek diyorsun. E sevapları da yazdıysa Allah göndersin. Biz niye uğraşıp sevap kazanıyoruz? Cevabı ne? Allah Kur'an'ında "Rızkınıza kefilim ben." diyor sevabınıza kefilim demiyor. Çünkü senin yaratılman sevap mücadelesi yapmak içindir. Asıl gayen sevap kazanmaktır senin. O bahsettiğin rızık, elbise, ev bunlar asıl gaye değil ki bırakıp gideceksin, sevapları götüreceksin. Allah bırakıp gideceğin şeyleri ben sana veririm diyor. Ama sevapları götüreceğin için sen al götür diyor. İnşallah anlaşılmıştır. Bu müthiş bir soru. Müthiş bir cevap bu. Rahmetullahi aleyh gazalemizden. Başka bir soru soruyor. Burada diyor ki Bana soru soracak olursan bu dünyada görüyorum ki ben diyorsan hep çalışanlar zengin oluyor. Çalışmayanlar aç kalıyorlar. Böyle bir gerçeğe ne cevap vereceksin? Sen otur der gibi insanlara otur der gibisin ey Gazali. Sanki tembelliği teşvik ediyorsun. Halbuki çok çalışan çok kazanıyor. Cevap olarak buna diyor ki yanılıyorsun diyor. Çok çalıştığı halde, çalışırken sakat kaldığı halde, çocuklarına ekmek bulamayan da var. Hiç çalışmadığı halde bir mirasa konup zengin olan da var. Sen şu dünyayı iyi tanı diyor. Hep çalışanlar Kaç zengin sabahtan akşama kadar çalışıyor? Kaç işçi muhakkak sabah namazından yatsıya kadar çalışıyor? Gene o zengin kadar para elde edemiyor. Senin bu sorun. Aslında senin bu sorun. Yani soruyor ya adam hep çalışanlar zengin oluyor. Sen yanlış anlıyorsun. Çal zenginler çalışıyorlar ama fakirler kadar çalışmıyorlar. Masada oturuyorlar. Fakirler kazma kürek çalışıyorlar. Gene olmuyor. Demek ki bir planlama var, o planı aşamıyor insanlar. Allah bir şehirde dört tane, beş tane iyi zengin olacak hesabı, kaderine yazmış, hesabını yapmış. Beş bin kişi de onun işçisi olacak yazmış. Yüz senedir böyle değişmiyor bu. İşçiler toplanıyorlar, zengini öldürüyorlar, gene zengin olamıyorlar. Yeri geliyor mesela. Dolayısıyla bu soruyu sen yanlış anladın diyor genel bir görüntüyle konuşuyorsun. İnşallah sorusu anlaşılmıyor. Başka bir soru soruyor. Bu soru da çok önemli. Sorularla belki kimse Gazali'ye böyle soru sormadı. Muhtemel tartışmaları zihinlerde bitirmek istiyor. Rahmetullahi aleyh. Diyor ki: "O zaman ben bir yolculuğa çıkacağım." Soru soruyorlar ona şimdi. "Bu yolculuğa hiç azık almadan çıkayım mı? Ne tavsiye edersin?" Allah'a güvendim deyip hiç ekmek su almadan çölde on günlük yolculuğa çıkayım mı? Ne dersin? diye soruyorlar. Gazali'nin cevabı çok harika ve bize veriyor bu cevabı. Ders çalışmak isteyen talebeye veriyor. Evliliğini lakayt yapan yapmayan Müslümana veriyor. Çocuklarının geleceğiyle ilgili yatırım yapan yapmayan anneye babaya söylüyor. Herkese söylüyor. Diyor ki İnsanları iki sınıfta görürüz biz. Birincisi Allah'a imanda var yok böyle devam ediyor. Yuvarlanarak gidiyor. İkincisi de Allah var aklında başka hiçbir şey yok. Ebu Bekir gibi. O da yollahu anh. Sen bu sıradan Müslümanlardan Müslümanlardansan sakın ekmeğini suyunu almadan yolculuğa çıkma diyor. Sen korkudan ölürsün zaten. Ebu Bekir kafalı bir adamsan merak etmesen bırak eşyayı çık yola diyor. Seni Allah aç bırakmaz. Bu hepimiz için geçerli bir ölçü oldu şimdi. Ben mı kılayım Allah bu yangını söndürür diyeyim mi? Şimdi Allah'ı deniyorsan sakın yapma bunu perişan olursun. Sen yıllardır hep böyleysen Allah'tan başkası yoksa aklında sen bırak Allah söndürür onu. Tabii ki Müslümanların neredeyse tamamına yakını hepimiz şimdi bu birinci sınıftanız. Yani böyle ince hesaplara gelecek bir yönümüz yok. Bunu Gazali böylece uç noktada büyük bir hedefi, ta göklere kadar yükselmiş bir hedefi örnek verdiğini bize, onu yakalayabildiğimiz zaman inşallah büyük bir hazineyi yakalamış olacağımızı anlatıyor. Buraya gelinceye kadar da ha gayret, ha gayret, ha gayret mücadele edeceğiz. Bu bir haftada mı olur? Olur. Ashab-ı Kehf'inki 10 dakikada oldu. Ashab-ı Kehf, Allah'ın büyük dostları 10 dakika bile sürmedi. O büyük noktaya geliyor. Yani nükleer bir güç oldu kalpleri. Kimi de 20 senede kazanır kimi 30 senede kazanır. Herkesin heyecanı değişik, imanı farklı, derece derece. Onun için son nefese kadar yılmadan mücadele eden o noktaya gelmemiş olsa bile o mücadele sayesinde Allah'ın rızasını kazanacak. Tıpkı ne gibi Nuh Aleyhisselam çocuğunu yetiştirmek için asırlarca uğraştı. Yetiştiremedi ama ecrini kazandı gibi. Bir başka sorusu var. Bu soru da diyor ki allah Teala Bakara suresinin 197. ayetinde o tezevvedû azık alın yani azığınızı toplayın buyuruyor. Sen ise önemsemeyin bunu diyorsun. Yani sen Kur'an'a ters bir iş yapmadın mı Gazali? Yani Allah tezevvadu fe inna hayra zade takva buyuruyor. Yani azık alın. Tezevvadu ne demek? Deponuza bir şeyler koyun, çantanıza bir şeyler koyun demek. Diyor ki bu ayet hacca gidenlerle ilgilidir. Hacca giden bir adam 3 ay hac yolculuğuna gidiyor. Allahu Teala onlara azık alın buyuruyor. Ama bu azık tövbeniz ve niyetinizle ahiret azığı olsun anlamına da geliyor. Ona buna tenezzül edip yalvarıp dilenmeyin hac yolunda. Kendi ayaklarınızın üstünde durun demektir bu diyor. İki anlama geliyor. Sen bunu dünya hayatı ile ilgili niye ölçüyorsun diyor. Çünkü ayet hacla ilgili konuyu anlatırken bunu söylüyor diye cevap veriyor. Bir başka sorusu var. diyor ki soruda şimdi Allah'a tevekkül ettim diyen hayat yolculuğunda hiç elbisesi olmasın mı demek istiyorsun? Hiç gıda dolabında bir şey olmasın mı diyorsun? Tenceresi hep yemeksiz mi kalsın diyorsun? Seni ben anlamadım diye soru soruyor muhatabı. Ona diyor ki Hayır, azık alma demiyorum. Azığın olsa da olmasa da Allah'a bağın değişmesin diyorum. Bu ölçüyü unutmuyoruz. Çok kaliteli bir ölçü. Burada şöyle özetleyebiliriz. Rahmetullahi aleyhi gazalemiz şunu söylüyor. Yıllık gideri ne kadar bir Müslümanın? Mesela 10 bin lira yıllık gideri diyelim. 50 bin lirası varsa bir insanın bu 50 bin lira ne demek? 5 yıl garantili demek. Bir derdi yok. 5 yıl el ense yapıp keyifle çay içiyor, kahve içiyor. O esnada onun kalbine bir test yapıyoruz. Allah'la bağlantısı nasıl? Bakıyoruz ki Allah benim Rabbim. O ne derse o olur. Güzel bir imanı var. Güzel. Bir de bir bakıyoruz beş günlük bir harçlığı bile yok. Beş gün yetecek kadar harçlığı yok. Elektrik parası yok, su parası yok. O esnada kalbine aynı testi yapıyoruz. Bakıyoruz ki Allah'a iman havalarda uçuşuyor. Yok ortada. İman var hani namaz da kılıyor ama tevekkül açısından. Allah bana yeter düşüncesi. O elektrik faturası, gaz faturası, su parası ne olacak korkusu imanının üstüne yağ bağlamış. Yağ bağlamış. Bunu ben bir örnekle anlatayım. Çok da güncel olsun. Şimdi üç katlık bir merdiveni çıkarken genç birisi çıkıyor. Ee, tak 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 çıkıyor. Üçüncü katta duruyor. Asansör gibi. Aa Nefesi hızlı hızlı atmıyor. Başka bir onun yaşıtı birisi çıkıyor. Ha 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 ha. Ya, ne oldu sana? E, üç kat çıktım diyor. E, bu da üç kat çıktı. İkiniz de üç kat çıktınız. Biri boğuluyor. Tutun şunu ya merdivenden düşecek. İkisini de dahiliyeciye, kardiyoloğa götürüyoruz. Diyor ki bu ha, 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 yapıp boğulan adam ciğeri ciğerleri yağ tutmuş. Dolayısıyla ciğer hareket ettikçe beden nefes alamıyor. Nefes alamadığı için boğuluyor. İkisinin de ciğeri var. Biri çok unlu mamuller yemiş, ne yediyse artık ya da spor yapmamış, ciğeri yağ tutmuş. Dolayısıyla solunum sisteminde arıza var ama ciğeri var. Ne yapması lazım? Doktor bana diyor ki bak bugünden itibaren yağlı Bundan sonra şu bu yemek yok. Her gün spor yapacaksın. Yağları eriteceksin. Egzersiz yapacaksın. Sen de merdiven çıkarsın o zaman diyor. İşte Müslümanın ikisi de Allah'a inanıyor. Ama tevekküllü Müslümanın Allah'a tevekkül eden Müslümanın merdiven çıkarken ciğerlerinde yağ olmayanın rahat rahat çıktığı gibi dünyalık değil de ahiretlik dertleri varsa Müslümanın olaylar onu etkilemiyor. Soluk soluğa bırakmıyor. Çünkü Allah ile bağlantı kuruyor. Ölürken bile kıs kıs gülüyor adeta. Ama yağ bağladıysa ciğerleri, ne demek yağ bağladım? Memurluk olsa olur mu? Nasıl olur? Annem ne yapacak? Babamın emekli ikramiyesini kaç para verecekler? Ben ne yapacağım? Evlenince hanımım ne isteyecek? Çocukları hangi okula götüreceğim? ben tatile gidebilecek miyim, köydeki araziyi kim alacak, bunlar hepsi yağ işte, ciğeri yağlıyor bunlar. Ya Allah herkes cennete dendiği zaman ho oh, oh, soluklanıyorsun gidemiyorsun sen. Böyle dertleri olmayan Ebu Zer gibiler hop sıçrayıp gidiyor sanki oradaymış gibi. Nasıl ciğerimiz yağ bağlıyorsa manevi ciğerlerimiz de bu dünyalık eşya ile yağ bağlıyor işte. Vezalimiz bunu bize ders olarak hatırlatıyor. Azık alayım mı, almayayım mı sorusuna, ne dersin sorusuna verdiği cevap çok net. Azık alma demem sana diyor. Ama azık alsan da almasan da Allah aynı yerde dursun diyor. Senin kalbindeki Allah düşüncesi değişmesin. Bağlılığın değişmesin. diyor. İnşallah bu örnek anlaşılmıyor. Ciğer örneğini ben verdim. Bu bölümünde yok Gazali'nin. İyi anlaşılsın diye izah ettim. Bir başka soru soruyor. Gazali'ye itiraz ediliyor şimdi. Peygamber aleyhisselam ve ashabı da azıklandılar. Yolculuğa çıkarken yük develerine yiyecekleri, buğdayları koydular. Gittikleri yerde ekmek yaptılar. Sen bize nasıl azık e, alma dersin? Sen yanlış bilgi veriyorsun bize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine giderken mola verdi. Herkes ununu çıkardı, ekmek pişirdiler orada. Ekmek hamur yapıp ekmek yediler. Demek ki azık alınıyor. Hepsinin evinde bir günlük, iki günlük yiyecekler vardı. Bir senelik yoktu. Sen bu işi abartıyorsun ey Gazali. diyor. Bir bomba patlatıyor bu sefer Gazali. Diyor ki ben özetleyeyim. Sen peygamberin de azığı vardı diyorsun. Peygamberin kalbinde o azık olmasa Allah'ın bağında bir sorun var mıydı ama? Bunu hiç düşünmüyorsun. Varlığıyla yokluğu o azığın aynıydı gazali. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde, ashab-ı kiramda. Aç kaldım dinden çıkıyorum faiz yiyeceğim diyen rastladın mı sen hiç onlarda diyor. Doğru. Azıkları vardı. Doğru bir deveyi kesip güneşte kurutup bir ay sonra yiyorlardı. Et bir stoku yapıyorlardı. Ama o gidince feryat etmiyorlardı. Varlığıyla yokluğu aynıydı. Sen azığın olmasa harama tevessül ediyorsun. Azık haram değil ki. Mubah bir konu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de mubahtı. Ashab-ı kirama mubahtı. Dolayısıyla yani bu günah bir şey değil ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı sakın bir daha örnek alma çünkü onlar iftar sofrasında pişirilmiş yemeği tam yiyecekleriyken kapılarına bir dilenci vuruyor açın bana yemek verin diyor geri dönüyor Ali radıyallahu anh Fatıma'ya diyor ki bu yetime verecek bir şey var mı diyor. Sofradaki yemeği gösteriyor. Başka bir şeyimiz yok diyor. Bununla da iftar edecektik de olsun verelim diyor. Bir günlük oruçlular, bir çörek var sofralarında, onu yiyip iftar edecekler, dilenciye verip gönderiyorlar. Yapabilir misin sen bunu diyor. Ondan sonra adam teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyor. Cevabında ne diyor? İnne ma nut'imukum li vecihillah. La nuridu minkum cezaen ve la Senin teşekkürünü ne edeyim kardeşim? Ben Allah'ın rızası için verdim sana bunu diyor. Yapabilir misin bunu diyor. Dünya kadar altınları oldu. Serveti oldu saat bin Ebi Vakkas'ın Abdurrahman İbni Avf'ın. Sabah namazına gitmediğini duydun mu? Harama bulaştığını duydun mu? Dolayısıyla ashab-ı kiramın elinde para vardı. Bunu nasıl örnek alıyorsun sen? Fakirken, açken hangi Allah'tan korkuyor idiyseler, takva idiyseler, servetleri olduğu zaman da aynı Allah'tan korkup aynı Allah ile yaşadılar. Dolayısıyla bu senin ölçün yanlış ölçü diyor. Rahmetullahi aleyh. Peki bir sorusu daha var. Diyor ki o zaman şöyle bir soru sorayım sana diyor Gazali'ye. Bir hediye verildiğinde bir ikram geldiğinde tenezzül etmeyip almamak mı yoksa alıp değerlendirmek mi? Hangisini tercih edeyim ben? Babam harçlık verdi veya işte bir yerden bir ikramiye geldi helal bir şekilde. Cevap olarak fıkıhçı cevabı veriyor. Diyor ki bu kişinin durumuna göre değişir. Neredesin ona göre değişir. Zamana göre değişir. Gündeme göre değişir sen onu alıp iki tane yetim çocuğu doyurmak için değerlendireceksin. Alman farz olur sana. İhtiyacım yok deyip başkasına gönderirsin. Sünnet işlemiş olursun. Dolayısıyla almak vermek konusu senin ihtiyacına göredir diyor. Rahmetullahi aleyh. Birinci arıza, bu dördüncü vadinin birinci arızası rızık arızasıydı, rızık sorunuydu. Sorun, arıza aynı manada kullanırız. Bu bitti. İkinciye gelince ikinci sorunumuz. Dördüncü vadinin ikinci sorunu. Bu yürüyüş esnasında şeytanın fikir saldırıları olacak. Bu saldırılara karşı tekbirli olman lazım diyor. Ne demek fikir saldırıları? Yani şimdi mesela Buna internette, sosyal medyada diyor ki İslam şöyleymiş, din böyleymiş. Bunlar işte bir fikir saldırıları. Yani Müslümanın aklı ve ruhu algı operasyonuna tabi tutuluyor, e, baskı altında tutuluyor Müslüman. Bunu Gazali o zamanlar düşünmüş, bu bir fitne saldırısıdır. Yani 19 yaşında, 20 yaşında genç, ahireti sorguluyor, niye ahiret var diyor. Maazallah, Allah bize azap etmeye hakkı yok diyor. Bunlar hep saldırı işte. Anne, baba, çocuk, herkes bu saldırılardan bir çeşit etkileniyor. Ve bu genelde de ekonomi üzerinden oluyor. Gene rızıkla uçtan bağlantılı. Bu saldırılara karşı tek çaren işi Allah'a salmaktır diyor. Kendi kendine çözüm üretmeyeceksin. Allah'a salacaksın diyor. Yani burada kalbinin rahat etmesi ve geleceğinin takva, din üzere yürüyecek bir gelecek olması için bu vahşi vadide yalnız kalmaman lazım. Allah'la olmalısın. Eğer Allah'la olmayı beceremezsen yalnız başına mücadele etmeye kalkarsan ne demek Allah'la olmak? Yani bir Kur'an-ı Kerim'i kendine rehber edinmiyorsun, sünneti rehber edinmiyorsun, ashab-ı kiramı görmezden geliyorsun, e, salih kullarıyla Allah'ın oturup kalkmıyorsun, sosyal medya, sosyalist medya, medya, böyle şeylerle kendin çözmeye çalışıyorsun, kendin çözüm üretirken <laughs> batıp kalıyorsun orada. Onun için tefviz <laughs> ve üfevvü bu emri ilallah ayetinden geliyor bu tefviz yapacaksın. Tefviz demek ne demektir? Soru soruyor. Ona da diyor ki Tefviz insanın Allah ile olmayı istemesi, işini ve kurtuluşunu Allah'a salması demektir. Nerelerde tefviz yapacağız sorusuna diyor ki bir şey kötü ise mesela cehennem. Cehennemi Allah'a saldım diyemezsin. Zaten sen ondan kaçacaksın. İyi bildiklerin mesela cennet umudun bunu da Allah'a salamazsın. Peki nerede ben tefviz yani Allah'a salma yapacağım? Serbest olduğun işlerde. Cehennemden kurtulup kurtulmamayı Allah'a saldım. Böyle değil. Cehenneme gitmeye sebep olabilecek mesela açlık mesela arkadaş mesela yaşadığın şehir konularında Allah'a salacaksın kendini yani şeriatını eksen edineceksin. Şeriatı eksen edindin mi kendini Allah'a salmış olursun. Yoksa mesela kanserden öldü hasta. Allah'a saldık gitti. Ne yapacaktın? Ne, ne gökten aşağı mı ipli bağlayacaktın adamı? Mecbur Allah buna demiyoruz biz. Yani fikir dünyamızı şeriatımıza bağlıyoruz. Şeriat eksenini yaşadığımız için yalnızlık hissetmiyoruz. Burada yani bir risk var. Bu risk nedir? Fikir kayması riski arkadaş riski vesaire bu riskte insanın Allah ne derse o olsun ben kurtulayım düşünmesidir. Bunu engelleyen şey de tamahtır. Hırs. Biraz daha olsun, daha iyisi olsun derken bu sefer insan Allah'ı kaybediyor. Yani Allah'ı kaybediyor demek Allah'a güvenini kaybediyor. Allah'tan başka çözümler üretebileceğini düşünüyor. İşte bu cennete giden yolda bir tehlike. Bunun için Müslümanın şeytandan, insanlardan, nefisten, dünyanın kendisinden gelecek tehlikeleri anlaması lazım. Yalnızlığın tehlikesini anlaması lazım ve Allah'tan yani Allah'ın dininden şüphe etmemesi gerekiyor. Burada çok e, tehlikeli bir söz, tehlikeli şu manada, yani hassas bir söz söylüyorum. Esasen bütün bunlar imanın yüzde yüz yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Yüzde yüz iman, yüzde yüz Allah'a güven demek. Allah'a güven oranı düştükçe hiç çare yok, iman da düşüyor. Ne yazık ki böyle oluyor. Burada bir sorusu var. Diyor ki Allah'a tefviz ettim. Yani işimi Allah'a saldım. Senin dediğini yaptım. Yüzde yüz güvende miyim? Hayır diyor. Peygamberler yüzde yüz Allah'a saldılar işlerini. E Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir komploda et zehirlenmesiyle zehirlendi. Ölürken o acıyı hissetti. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan daha fazla Allah'a teslim olmak, tefviz yapmak beceremezsin ki sen. Ama buna rağmen Allah sana başka imtihanlar da çıkarabilir. Şu anda önüne ne imtihan çıktı? Bu fikir saldırısında yalnız kalmamak için Allah'a yaslandın. Bu yaslanmayla beraber başka bir sorun da çıkabilir son nefese kadar hatta ye'tiyekel yakin olana kadar kurtuluş yok bu dünyada. Kurtuluş yok. Herkes son nefese kadar her an her saniye bir imtihan hazır olacak. Yani bir arabayla giderken gaza basıyorsun 100 metre gidiyor. Bu kadar git başka arabaya bin deniyor mu? Hayır motor hep çalışacak. Sen kontağı kapatana kadar yolculuk devam edecek. Şimdi allah Teala bize tefviz edin, bana yaslanın buyuruyor. Bugün yaslandım yeter mi diyoruz? Yok. Hep gaza basıp, hep hayat Allah kontağımızı yani ecelimizi çevirinceye kadar tefviz yani Allah'a dayanmak, yani şeriatıyla yol almak devam edecek. Bir an gevşetmeyeceksin, bir an dangıllık böyle yuvarlar seni. Araç süren bir saniye bile direksiyon hakimiyetini kaybetmeyecek. Kural bu. Başka bir soru soruyor. Bir kul tefviz yaptı. Yani Allah'a dayandı. Yüzde yüz bundan sonra kurtuldu. En iyiyi buldu. Diyecek misin? Buna cevap olarak diyor ki kul Allah'ı hiçbir şeye mecbur göremez diyor. Dikkat et bu soruya. Bunu sorma böyle diyor. Kimseye mecbur değildir Allah. Allah'ın mecburiyeti yoktur. Sana bana güven dedi ve ufevvudu emri ile Allah. Peygamberler gibi de ki ben işimi Allah'a saldım. De tamam otomatik garanti Allah. Böyle bir şey sakın bir daha söyleme diyor. Sen görevini yap. Allah kuluna bir iş yapmaya, bir isteğini yerine getirmeye mecbur tutulmaz. Böyle bir şey yoktur. Evet. İkinci olarak da bu dördüncü vadinin ikinci tehlikesi ne dedi? Saldırılar, fikir saldırıları, tehlikeli düşüncelere karşı ne yapacağım? Tefviz yapacaksın dedi. Üçüncüsü, bu hayat bin bir olay, bin bir sıkıntı, milyonlarca derdin kuşattığı bir olaydır. Yani önümüzde bir kader var. Bu kaderin karşımıza çıkaracağı çileler var bir kader sorunumuz var bizim. Yani sorun kaderin önümüze çıkaracağı bilmediğimiz olaylar demek. Bunun da çözümü rıza göstermektedir diyor. Kul razı olacak. Neye razı olacaksın? Allah'ın yaptığı her şeye. Bir gün insanlar toplanıp okyanuslar bu kadar büyük niye yapıldı? Ne gerek vardı bu kadar okyanusa? Onun yerine pirinç tarlası yapılsa daha iyi olurdu derler mi? Aptal insan der ama böyle bir şeyin anlamı olmaz. Ne yapıyoruz? Yedi kıta mıdır, yedi deniz midir, vadi midir, dağ mıdır, Afrika mıdır? Dünyayı bulduğumuz gibi razı oluyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Ekin yapıyoruz, balıkçılık yapıyoruz. Allah, Dünyayı yarattığı gibi kul kabul ediyor. İsyan edersen ne olur? Ölüp gidiyorsun. Senin için Afrika yerinden oynamıyor ki. Okyanusların suyu çekilmiyor ki sen küstün diye. Bireysel olarak da insan kendini Allah'ın önünde böyle razı bir kul haline getirmeli. Burnunu bir karış yarattı Allah. Razı olursun. Kel yarattı. Razı olursun. Üç günlük çocuğun düştü öldü. Razı olursun. Sen bir kabahatin yok çünkü. Sen bir eksiklik yapmadın. Kim razı olursa o rahat eder. Razı olmayanın kalbi kaynar sürekli. İtirazlar, isyanlar, çelişkiler, karşılaştırmalar, o niye böyle, bu niye böyle. O öyle devam ettiği sürece de kulluk yapamaz. Namazdan zevk alamaz, sabah namazı zevk alamaz. Kur'an okuyup ahenkli bir gözyaşı akıtamaz. Kabe'den lezzet alamaz. Hacca gitse niye gittiğini anlayamaz. Neden? Çünkü kaynıyor, kalbi kaynıyor. Allah'a razı değil. Tıpkı ben bu okyanusu buradan taşıyacağım. Buraya büyük pirinç tarlası yapacağım diye. Okyanusun suyunu maşrabayla boşaltmaya çalışan deli gibi bu da karşısında ne olduğunu bilmediği milyonlarca olayla dolu kaderi boşaltmaya çalışıyor. Aptallık yapmış olur. Onun için bu hayatta kaderin çilesine karşı kurtuluş rıza göstermektedir. Rıza gösteren rahat et. Ne demek rıza göstermek? Yani Rabbim yaptı güzel yaptı. Ya olur mu güzel yaptı? Bir kolunu eksik yarattı bu adamın. Sana ne? Sana ne? Bütün insanları tek kollu yaratsaydı Allah Adem Aleyhisselam'dan beri bir şey diyebilecek miydik? Beş kollu yaratsaydı, kertenkele gibi kuyruklu yaratsaydı insanı ne diyecektik? Olduğu haline razıyız. Değişik bir şey yaparsa ona da razıyız. Bunu diyen acıdan da zevk alır. Bunu diyemeyen baklavadan da acılık hisseder. Dünya böyle bir yerdir. Buna bir soru soruyor. Sen kadere razı olmak ne demektir diye sorarsan derim ki sana diyor Allah ne yaptıysa onu beğenmek ve küsmemektir. Bu çok önemli küsmemektir diyor. Zaten mecburen beğeniyorsun çocuk öldü gitti mezardan çıkaracak halin yok ama küsmüyorsun da küsmüyorsun. Bu çok önemli bunun altını çiziyoruz. Allah'ın yaptığı şeye küsmüyorsun. Böylece razı olduğun belli oluyor. Mesela yakın bir zamanda genç bir hanımın e, ağlanacak bir sorusunu dinledim. Yani mahrem bir soru olduğu için ses kaydı var. Yayınlayamam ama size dinlettirmek isterdim. Diyor ki, çocuğum 18 yaşına kadar 10 yaşından itibaren sabah namazına kendisi kalktı kıldı. Şimdi dikkat edin. Kendisi kalktı kıldı. Bir evliya gibi biliniyordu. Lisede bir arkadaşının fikirlerine dadandı. Şimdi ahirete inanmıyor. Allah sadece zulmediyor bize diyor. Bir senedir çocuğumu hiçbir şeye inandıramıyorum. Ben, dikkat edin şimdi, ben de bunu kaldıramadım, namazı bıraktım diyor. Şeytan bir taşla kaç kuş vurmuş? İki kuş vurmuş. Ben de dedim ki abla, Niye çocuğunun da kılmadığı namazları kılmayı denemedin de, şeytanı delirtseydin de, defolun gidin deyip çocuğu bıraksaydı bu sefer? Tabi anlayamadı dediğimi. Çünkü rıza göstereceği şeye küsmüş. Küsüp Allah'tan intikam almış. Kaldıramadım bunu namazı bıraktım diyor. 45 yaşında bir anne. Sen eğer Allah'a küser, intikam içinde namazı bırakarsan bu dünyada kim kime daha ne anlatacak? İnna lillahi ve inna Bir başka sorusu var. Diyor ki sen bana soru sorarsan günahlar, kötülükler de kaderde var. O zaman biz günaha da razı olalım. Öyle mi demek istiyorsun? Ey Gazali diye soruyor. Cevap olarak diyor ki sen kadere razı ol. Gelen nimetse şükret. Gelen zorluk ve meşakkatse sabret. Bir iyilik geliyorsa sen o iyiliğin sahibini tanı. Allah'ım bu senden de. Bir kötülük, bir bela, bir sıkıntı, bir nahoş bir şey geliyorsa sen o kötülüğe razı olma. İşleyen kadere razı ol gene. Dört şeyden biridir senin kötülük dediğin. Yani karşımıza nimet çıkıyorsa zaten şükrediyoruz. Sıkıntı çıkıyorsa sabrediyoruz. Büyük hayırlar görüyorsak Allah'tan bu diyoruz. Kötülük görüyorsak kafirler şöyle yaptı, şeytan böyle yaptı. Onun işleyişinde Allah'ın büyüklüğüne iman ediyoruz ama ona razı olmuyoruz. Kötülüğün, belanın, musibetin, kaynağının onay vermesinin Allah olduğunu biliriz ama bu bize zevk verdiğinden değil. Rabbimiz yaptı, biz karışmayız dediğimizden olur böyle diyor. Bir sorusu daha var. Diyor ki rıza gösteren yani bu Allah'ın işleyişine razıyım ben. Fiilen bunu gösteriyorsa bir insan. Bunun ecirleri bunun yükselişi artar mı? Niye artmasın ki diyor. Yani rıza gösteriyor olmak içten iyi bir niyetse, pes ettiği için, çaresiz kaldığı için Allah Allah'tır, ben de kulum. İtirafıyla bunu becerebiliyorsa elbette ecri artıyor, kulun kazancı artıyor. Dördüncü bu vadinin, arızalar sorunlar vadisinin Dördüncü problemi sıkıntılar, musibetlerdir. Sıkıntısız, musibetsiz bir hayat yok. Ama var diye düşünür mü insan hayal kurabilir. Bu sıkıntılara karşı da Müslümanın tek çaresi sabırdır. Sabır. Eğer bu sabır İbadet için söz konusuysa, zaten Müslüman bilir ki ibadetin kendisi zordur. Sürekli yapmak, her gün namaz kılmak zaten zor. Her sene oruç tutmak zor. Dünyada zorluk var. Bir de biz buna ahiret kalitesi katıyoruz. Yani ibadetin zor olduğu zaten bilinen bir gerçeklik. Bu bir. Bunu tartışma kimseyle diyor. İki, Sabır dediğimiz şey dünyadaki mutluluğun da ahiretteki cennetin de şifresidir. Dolayısıyla sabretmeyen kul zaten bu hayatın mantığını yakalayamamıştır. Düşmana karşı, isteklerine karşı, insanlarla geçinebilmek için Allah'ın rızasını almak, rahmetine ermek, sevilen kul olmak ve sonsuz mutluluk olan cennete kavuşmak için hep sabretmek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim sınırsız rahmet ve sınırsız ecir sabredenlerledir diyor. Dolayısıyla bu vadide karşına çıkacak dördüncü sorun anlık sıkıntılardır. Günlük sıkıntılar, bitmez sükenmez sıkıntılardır. Karşısına ne çıkaracaksın? karşısına da sabrını çıkaracaksın Müslüman olarak. Sabrını çıkarabildiğin an sen iyi yürüyorsun demektir. Burada bir soru var. Sabır deyince ne kastediyorsun ey Gazali sorana diyor ki dünyadaki dertleri basit görüp ahiretteki nimetleri büyük görmektir sabır. Bunu yaptın mı nefsini dizginlersin diyor. Buna çok dikkat ediniz. Bakın sabır tahammül etmektir filan demiyor. Çok müthiş bir formül söyledi. Allah ona rahmet etsin. Mesela nedir? İşte acı. Mesela nedir? Babanı kaybettin. Mesela nedir? Kaza geçirdin, kolun kırıldı. Sabır ne burada diyor? Bu kol kırıldı, babanı kaybettin, şu 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 say bin tane dert. Ne kadar sürebilir bu? Ömrünün sonuna kadar. Kaç sene? Hadi Nuh Aleyhisselam kadar olsun bin sene. Bin sene bu derdi çekeceksin demektir. Ahirette bunun karşılığında Allah'ın vereceği kaç sene? Bu iki ölçmeyi yaptın mı sabır ehlisin sen diyor. Bunları yapmaya çalışacaksın. Tekrar vurguluyorum. Bir hafta kampa çekilerek elde edilir şey değil bunlar. Bir hayat programı bu. Bu program Allah'ın izniyle ömrünün sonuna kadar devam edince kul kazanır. Şimdi yeni bir fasıla geçiyor. Bu fasılda bir iki sorusu var. O sorulara cevap veriyor. Kul rızık için neler yapmalı? Ne tavsiye edersin? Sorusuna cevap veriyor. E, bu dört arıza saydık bu vadide diyor. Bu dört arızanın, dört sorunun en önemlisi rızıktır. Bu rızık konusunda da insanlar Allah'ın ayetlerini tefekkür edemedikleri için bocalıyorlar diyor. Dolayısıyla mesela Allah rızkı yayıyor, dilediğine veriyor, dilediğine vermiyor ayetini oturup on tane hanım bir ay düşünseler, tefekkür etseler biiznillahü teala ne anlarlar diyor. Bir, rızık kaçmaz. Rızıkla tevekkül birleşmeli ve Müslüman ciddi bir şekilde tevekkül etmeli. Bu sonuca ulaşacaklar. Şeytan bu işten çekilmiştir ve Müslüman kazanmıştır diyor. Bir başka fasla geçiyor. Rızıkla ilgili sana notlarım var diyor. O notlar bu fasılda. Birincisi Allah rızkı garanti etmiştir. Bunu bil diyor. Çünkü rızık taksim edilmiştir. İkinci olarak bunu da bil. Üçüncü olarak da şunu düşün. Bu üçüncü paragrafta şunu düşün diyor. Ölülerin rızık derdi var mı diyor? Yok. Ölülerin rızık derdi yok. Rızık hayattakilerin derdidir. Eğer sen Ecel Allah'ın elindedir. Allah'ın yazdığı vakit gelmeden ölmem diye düşünüyorsan rızkın da Allah'tan geldiğine inanman lazım diyor. Çünkü ne dedin sen Allah öl ölülmez. E tamam Allah sana ölüm kararını vermediğine göre rızık da verecek demektir. Bunu unutma diyor. Bu dördüncü noktada da şunu bilmelisin. eee, Rızık konusunda Allah sana bünyeni ayakta tutacak ekmekti, çorbaydı bunları garanti etti. Bunun dışında senin garantiye ihtiyacın bir şey yok. Gerisi hep zaten levh-i mahfuzda yazılmış şeyler. Birisi bana derse ki diyor, bu rızık konusunu çok fazla uzatmadın mı? Kitabın başından beri hep rızık, rızık, rızık. Bir de dediğin gibi bize diyor kitapta, uzatmayacağım, ihyada uzattı, uzattım bu kitapta uzatmayacağım dedin diyor. Kitabın başından beri rızık 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 çok uzattın sen bunu derse birisi ona derim ki diyor şu dünyada bak rızık derdi olmayan bir insan var mı derim sana diyor. Hayat bu rızık kavgası etrafında dönüyor zaten diyor. Onun için istesen de istemesen de sen de bir Müslüman olarak bu rızıktan muhakkak payını alıyorsun. Tefviz dediğimiz şey yani tafviz ne diyoruz? işi Allah'a salmak. Bu tafvizde en iyi seçmek her şeyi bilenin işidir diyor. En iyi olanı her şeyi bilen seçer. Sen eğer bütün ürünleri bilmiyorsan en iyisini nasıl seçeceksin ki? Aldanırsın. En güzelini seçersin. Sen en iyisini seçemezsin. Mesela cep telefonunu ilk defa alacak birisi. En iyi telefon budur nasıl diyecek ki? Ha, kaç tane kullandın ki sen? Yüz çeşit telefon olduğunu düşünelim. İki tane sen kullandın. Üçüncüsünü alacaksın. Nasıl en iyi telefonu seçeceksin sen? Yüzünü de kullanmış veya üretmiş birisi en iyi telefonu seçebilir. Sen ve Allah böylesiniz diyor çocuk konusunda, eğitim konusunda hangi konuda olursa olsun en iyisini sen bileceksin demek Adem Aleyhisselam'dan beri yaşıyorsun demektir diyor. Hayatın tamamını bilmiyorsun ki en iyisini nasıl sen seçeceksin? Mesela bu çocuk ölmese en iyisi olurdu. Çocuk yaşasa, okulu kazansa en iyisi olurdu diyorsun. Allah ise bütün mahlukatını bilen biri olarak o öyle iyi olmazdı diyor sana. Sen hayatın tamamını, olayların tamamını bilmiyorsun ki. Bu sebeple işini sen bana bırak. Ben avukatlığın olayım senin diyen birisine işi bırakıp kendin rahat ettiğin gibi hayatı da Allah'a bırak, rahat et, yorulma boşuna diyor. Eğer becerip de kadere teslim olur rıza gösterirsen, küsmezsen, bu dünyada rahat edersin, ahirette de cenneti kazanırsın. Küsmeye kalktın mı, dikkat et, bunun ucunda imanını kaybetmek olur, Allah göstermesin, dikkat et diyor. İman gider. Çünkü Allah, kendisine güvenmeyen kulunu mümin kabul etmez, dikkat et diyor. Onun için, olaylara sabretmek acıdır ama sonu mutluluktur. Sabrı dört noktada tavsiye ediyoruz diyor. Birincisi ibadetleri yaparken sabır. İkincisi günaha düşmemek için sabır. Düğüne gitmiyorsun yani orada karma müzikli düğün var diye. Akrabalar ne diyecek? Vuuut, hepsini sabırla durduruyorsun. Üçüncüsü dünyanın mubahlarına dalmamakta sabır. Yeter bu kadar. Yarım kilo yeter. Niye bir kilo alıyoruz ki bunu diyorsun. Dördüncüsü kader önüne ne çıkarırsa ona sabretmeyi düşün. Ne çıkarıyor? Hadi hicret çıkarıyor. Ne çıkarıyor? Hastalık çıkarıyor. Ne çıkarıyor? Ayrılık çıkarıyor. Ne çıkarırsa çıkarsın kader. Hazırsın sen. Bir fasıl daha açıyor. O fasılda diyor ki Allah'ı hakkıyla bilenler esma-i husnasını tanıyanlar endişesiz bir hayat yaşırlar. dikkat et diyor. Esma-i husnayı bilen ezberleyen değil. Bilen. Kahhar ne demek? Razzak ne demek? Latif ne demek? Kerim ne demek? İnanarak bildiği zaman bu 99 ismini Mümin kendini meleklerin kanatlarında hisseder. O zaman Allah'ı rızkının kaderini yazan ve her şeye gücü yeten, her dilediğini yapan, her sözünü yerine getiren Allah olarak bilir ve rahat eder mümin diyor. Burada tabi bir şey karşımıza çıkarıyor. Bu dördüncü vadide bütün bunlar için senin Allah'ı esma-ı husnası ile tanıman lazım diyor ben ilave edeyim. Burada biz Allah amentü billahi ve melaketi diye böyle 5-10 cümleyle özetliyoruz. Ama Gazali ise Esma-i Hüsnasi ile tanı Allah diyor. Sadece bir Allah ismiyle değil. Kim Allah? Kim Celle Celaluhu? Öyle tanım. Başına bir şey geldiğinde o Allah'a dön. Her şeye gücü yeten Allah'a dön. Bir zamanlar işini iyi gitmedi. Çok kötü sıkıntılar oldu. Oturup ağlama. Allah görüyor ya de. Allah görüyor ya de. Burada Eyyub Aleyhisselam'ın duasını hemen not edelim. Bu burada yok ben ilave ediyorum. Eyyub Aleyhisselam hani çok ağır hastalıklara düçar oldu ya. Ne dua etti? Bakın şimdi duada muhteşem bir ölçü var. Rabbi messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Bir sürü belalar geldi başına. Hastalıklar. O ne dua ediyor? Rabbim beni belalar kuşattı. Noktalı virgül. Sen ise erhamur Nokta. Neresi dua bunun? Dua bu işte. Esma-i Hüsna'sı ile Allah'a iman ediyor. Rabbim beni belalar kuşattı. E şifa ver öyle değil. Sen Erhamur Rahim'insin. Yani ben kendime merhamet ediyorum ama sen benden daha fazla bana merhamet edersin. Edep bu. Terbiye bu Allah'a karşı. Fekeşefnâ Dertlerini kaldırdık bu sefer Allah buyuruyor. Dua etmeyi becerince dertler kalktı. Bu dört arızayla, bu dört arıza, bu vadi, dördüncü vadide 4 dört arızadan söyledi. Rızık, tehlikeli düşünceler, kader ve sıkıntılar. Bu dört şey. Bunları becerip kontrol altına alabilen Allah'ın mütevekkil kullarındandır. Ve ala rabbim fele tevekkelil O Rablerine tevekkül etsin dediği kullarındandır. Onlar dünyada huzurlu, ahirette cennetledirler. Böylece dördüncü vadiyi bize açmış oldu. Rahmetullahi aleyh. Eczalimiz. İnşaAllahü Teala bizde bu vadiyi bir adım ileri doğru götürmek ve cennete bir adım daha fazla yakın olmakla müşerref oluruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi velhamdülillahi rabbil alemin. Hmm.